Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Yüzyıllardır insanlığa şifalı sularıyla şifa dağıtan Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Şu anda Çeşme Termal Millet Bahçesi'nin içerisindeyiz efendim. Henüz daha yapımı tam manasıyla bitmedi. Yer yer yapım çalışmaları devam ediyor. Fakat gerçekten Kozaklı'nın bir cazibe merkezi olması hasebiyle de görmüş olduğunuz noktada Kozaklı'nın bir cazibe merkezi. Kozaklı'ya yakışan, turizme yakışan bir alan yapılmış. Hemen sol arka tarafımda görmüş olduğunuz alan gerçekten bir doğal güzelliği andırıyor. Pamukkale, Denizli'de bulunan Pamukkale travellerinin bir küçük minyatürü yine burada yapılıyor ve yerli yabancı turistlerin geldiği zaman vakit geçirmesi anlamında, Kozaklı'yı görmesi ve tanıması anlamında da önemli bir noktayı barındırıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi arkamda uzunca bir yeşillik, kameraman arkadaşım Musa'nın arka tarafı da yine yemyeşil çimlerle kaplı. Henüz çimler de daha yeni biçilmiş ve buraya geldiğiniz zaman gerçekten bir doğal güzelliğin içinde bulabiliyorsunuz kendinizi. Vatandaşlar tam manasıyla çalışmaya başladıktan sonra burası, işleve girdikten sonra çocuklarıyla buraya gelip işte parklarda çocuklarını oynatabilecek, buralarda piknik yapabilecek ve daha da önemlisi Kozaklı'da otellere gelen vatandaşlar vakit geçirme sorununu da bu millet bahçesiyle bir noktada ortadan kaldırmış olacak. Hem temiz hava alacak, hem ailesiyle hoş vakit geçirecek. Kozaklı'nın da İç Anadolu'nun cazibe merkezi olması noktasında önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Çeşme Termal'in yanı başındayız. Hemen altımızda Pamukkale travellerini andıran o küçük, beyaz, güzel turistik yerler var ve yanımızda da Adem Bey var. Kendisi Kozaklı Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürü. Yani buraların mimarlarından bir tanesi diyebiliriz. Adem Bey, oldukça güzel bir tesis yapmışsınız. Halka da arz etmişsiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Görmüş olduğunuz bu proje, Konya Ovası projesi, KOP ve Kozaklı Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Yılda yaklaşık 600 bin yerli misafir ağırlıyoruz ilçemizde. 24 adet tesisimiz var ve bu tesislere gelen misafirlerimizin daha iyi, daha eğlenceli vakit geçirmesi adına ve jeotermal kaynakların yeniden değerlendirilmesi, kullanılması açısından böyle bir proje yaptık. Çok da talep gördü. İşte görmüş olduğunuz bu havada duran musluk herhalde buranın sembolü haline geldi. Sembolü haline geldi ve biz yıllardır aslında Kozaklı'nın adını aslında duyurmakla çok geç kaldık bu zamana kadar, ama artık Çeşme Termal bizim bir markamız oldu. Çeşme Termal aynı zamanda, tabii Çeşme Termal diyoruz ama ne anlama geldiğini belki bilmeyenler için söyleyelim. Çeşme Termal, termalin göz bebeği anlamına geliyor. Bizim de görmüş olduğumuzda 90 derecelik bir sıcak suyumuz var ve bu 90 derecelik sıcak su Türkiye'deki en değerli ve kıymetli sulardan bir tanesi aslında. Nevşehir'in Güzide ilçelerinden Kozaklı'da gezintimiz devam ediyor ve Kozaklı aslında merkezi de bir lokasyona sahip. Aynen. Kayseri'ye, Yozgat'a, Nevşehir'e olan uzaklıklarını öğrenebilir miyiz? Ya burası tam merkezde kalıyor. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, bunların tamamına 85 ile 90 kilometre arasında değişiyor. Mesafemiz yakın. Havaalanları Nevşehir ve yine aynı şekilde Kayseri havaalanlarına da yakın. Merkezi pozisyonda yer alıyor. 23 kilometre uzağımızdan zaten Ankara Kayseri ana yolu geçiyor. Onun haricinde Kozaklı 1954'te ilçe olmasına rağmen 7700 nüfusa sahip. Bu nüfus oranı yaz aylarında yaklaşık olarak 20-25 bin dahi buluyor. Onun haricinde fark etmişsinizdir, hiçbir tane duman göremezsiniz hava soğuk olmasına rağmen. Çünkü burada doğaya bir karışan bir zehirli gaz yok. Yani Kozaklı kömürle veya doğal gazla ısınmıyor mu? Yok, Kozaklı'da doğalgaz ve kömür olayı yok, termalle ısınıyor. Aşağı yukarı Kozaklı'daki evlerin tamamı %90'ın üzerinde termal suyla ısınıyor. Yani doğaya salınan şu anda sadece gaz, araçlardaki egzoz. Onun haricinde dediğimiz gibi hiçbir duman göremezsiniz. Yani şöyle havası var. Şöyle derin bir nefesi ciğerlerimize doldurduğumuzda herhalde bu bölgenin en temiz havasını Kozaklı'da solumuş oluyoruz. Aynen, termal kokusunu çekiyorsunuz, şahlığa kavuşuyorsunuz.
Efendim şu anda bir yangının önünde değiliz. Arkamızda bir ateş yanmıyor, onu ifade edeyim. Kozaklı'nın o meşhur kaynar suları, termal suları. İşte böyle arkamda görmüş olduğunuz gibi yol kenarlarından, bahçelerden kaynayarak artezyen adı verilen şekilde kaynıyor ve işte görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Şu an dumanların arasında hafif bir haşlanmış yumurta kokusu hakim. Bu da suda bulunan kükürtten dolayı. Yanımızda Mustafa Bey var. Kendisi Kozaklılı. Doğma büyüme Kozaklılı. Bakalım bize artezyenler hakkında neler söyleyecek. Kozaklı'da birçok yerde bu şekilde artezyenler çıkmakta. Yaklaşık olarak sıcaklıkları 96-98 derece seviyelerinde olmakta. Bizim çocukluk zamanlarımızda buralara pikniğe gelirdik biz. Gömleklerimizi çıkartır, içine yumurtamızı kor, içinde haşlatırdık. O pikniğimizi o şekilde yapardık. Bir dakika, normal, doğru anladın değil mi? Normal yumurta. Aynen. Burada haşlanmış yumurta yapıyorsunuz. Aynen. O şekilde pikniğimizi giderirdik. Öyleyse biraz sonra yumurtamızı alıp orada haşlayabilir miyiz? Aynen. O şekilde test edebiliriz. Şimdi yıllar sonra böyle bir anı tekrarlayabilir misiniz? O yapalım inşallah. Daha güzel olur. Canlandır. Bu şekilde artezyenler Kozaklı'nın hemen hemen her yerinde kaynamakta mı şu an? Birçok yerinde var. Birçok yerinde var. Şu an tabii kameranın arka tarafında kalıyorum. Hemen 50 metre önümüzde de bir artezyen aynen var ve var. Orada da kaynama aslında bir noktada devam ediyor. Evet, yumurtamız da geldi. Arkadaşlardan yumurta istemiştik. Şöyle izleyicilerimize bir gösterelim Mustafa Bey. 2 tane yumurtamız var efendim. Şu anda yumurtanın çiğ olduğunu söylemem mümkün. Biraz sonra bu kaynamış artezyenin içine bırakacağız. Sonra da yumurta haşlandıktan sonra çıkartıp burada soyacağız. Bakalım Mustafa Bey'in söylediği gibi gerçekten haşlanacak mı? Doğal su yumurta lezzetini ne kadar verecek? Yaklaşık 3-4 dakika kadar bir bekleyişin ardından yumurtamızı kaynak noktasından çıkartacağız. Normal şartlarda bir yumurtanın kaynaması için tüm şartlar elverişli durumda gözüküyor. Bakalım gerçekten amacımıza ulaşabildik mi? Hep birlikte deneyimleyelim. Mustafa abi, çıkartalım istersen yumurtamızı. Şöyle izleyicilerimize de gösterelim. Az evvel elimde tuttuğum yumurta işte. Görmüş olduğunuz gibi şu anda eldivenin içinde ve daha sıcak sıcak dumanı üzerinde tütüyor. Çıkartalım abi birlikte, şöyle bakalım. Gerçekten yumurtamız haşlanmış mı? Benim için de farklı bir deneyim oldu. Kayısı kıvamını olmuş. Zaten sen söylemiştin aynen, kayısı olmuştur diye. Aynen, kayısı kıvamına gelmiştir. Ben kayısı severim, ondan dolayı erken aldım. Soyalım mı? Deneyelim hemen. Tabii ki. Evet, sanki birkaç dakika daha. Biraz daha kalmak biraz gerekiyor. Ama dediğim gibi kayısı kıvamına gelmiş. Kaşıkla yenilebilir. Çok az daha dursa biraz daha lezzetli olacakmış olacak herhalde. Aynen, aynen. Elimde görmüş olduğunuz bu poşette Kozaklı diliyle altın kil bulunuyor ve termal suların dibindeki topraklardan elde ediliyor. İşte bu şekilde poşetlenerek evlerinizde kendi yüzünüze ve cildinizin belli bölgelerine sürerek birçok deli hastalığının önüne geçiyorsunuz. Ve tabii ki cildinizi güzelleştiriyor, berraklaştırıyor. Yanımızda da İsa Bey var, altın kili kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz öncelikle. Kilimiz bu termal suyun yatağından toplanmaktadır. Cilt maskesi yapılır. İsmine altın kil ismi verilmiştir. Bu güzellik maskesi olarak kullanılır. Şu an güzellik merkezleri götürmektedir. Bu Kozaklı yöresine ait has bir ürün herhalde, öyle evet değil mi efendim? Evet efendim. Peki nereden toplanıyor tam olarak bu kil? Bunun belli bölgelerde yatakları var. Oralardan çıkarttırıyoruz. Peki bu şekilde bir poşet ne kadara satılıyor? Kozaklı'ya gelen bir vatandaş böyle bir kili ne kadar alabilir? 10 TL paketi şu anda. Peki kaç sürüm var burada? Kullanıma bağlı ama 8-10 maske yaparlar. Kozaklı'ya gelip de et yemeden olmaz dediler ve Cengiz Usta bizi aldı. Dedi ki Kozaklı'nın kuzusu, Kozaklı'nın marulu, Kozaklı'nın domatesi yeme, seyret, doyum zevkine bir kez de sen yaşa dedi. Kozaklı'nın en meşhur etini yemeye geldik efendim. Kozaklı'ya gelirseniz mutlaka Kozaklı'nın kuzusunu yemeden gitmeyin diyoruz. Aynen, aynen öyle. Etlerimiz çok özel. Buranın kuzusundan kendimiz yetiştiriyoruz inşallah. Sadece tuz ve et pişiriyoruz, insanlara sunuyoruz. Buranın doması yerli domates, kendimiz üretiyor. Seralarda yetişiyor işte, buranın termal sularında yetişiyor. Biberlerinden ya, biberleri olsun, domatesi olsun. Her şeyimiz doğal yani, yerli yapıyoruz. Etlerimiz doğal, kendimiz yetiştiriyoruz. Tuz ve et sadece pişirip vatandaşa sunuyoruz. Yani Kozaklı'nın kuzusu, evet. Kozaklı'nın marulu ve domatesiyle evet birleşiyor. Doyumsuz bir tat kesinlikle oluyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Vallahi Cengiz kalite abi, iştahımı kabarttın. Eyvallah.
bir tadına bakalım tabii mı? Tabii ki, tabii ki efendim. Buyurun. İnşallah. Efendim, Kozaklı'nın meşhur eti işte önümüzde. Cengiz Bey özellikle söyledi. Evet. Sadece et ve tuz tadına varmak için. Evet. Kozaklı'ya gelirseniz mutlaka bu yörede yetişen hayvanların etini tüketmelisiniz. Kesinlikle dedi. Öyle. Etimiz çok kalite. Özellikle buranın kuzusu. Özel biz kendi kesimimiz var. Salih Bey. Et ve tuz. Biz tuza atıyoruz. Etin lezzetine varabilmeniz için, eti güzelce tadına varabilmek için tuz ve et pişiriyoruz ve sana yediriyoruz. Bir bak bakalım şöyle. Maşallah. Kalite. Eti böyle yiyeceksiniz. Tuz ve et. Bir şey söyleyeyim mi? Bir daha al. Söyleme bir şey. Maşallah. Bir şey söyleyeyim mi artık? Gerçekten söyle. Hayatımda yediğim en güzel etlerden bir tanesi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve Kozaklı'ya gelirseniz termale girdikten sonra güzel bir dinlenme yaşadıktan sonra karnınız mutlaka acıkacaktır. Ve Kozaklı'ya geldiğinizde de bu güzel yörenin etlerini yemeden asla ama asla Kozaklı'dan ayrılmayın diyorum. Kozaklı denilince hiç kuşkusuz ki akla gelen ilk özellik sıcak, sağlıklı termal sular. Yüzyıllardır insanlar dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından şifa bulmak için bu topraklara geliyorlar. Termal sular tepeden tırnağa diyebileceğimiz bir faydaya sahip insan vücudunda. İşte boyun fıtığı, bel fıtığı, ondan sonra cilt ve deri tedavilerinde, affedersiniz çocuk sahibi olmayan ailelerin bir çözüm arayışında buralar adres olarak tarif edilebiliyor. Halkın kendi arasında, fizik tedavi uzmanlarının kendi arasında, doktorların kendi arasında, ki ilçede güzel bir fizik tedavi hastanemiz de var. Türkiye'nin her yerinden oraya insanlar geliyor. Doktorların yönlendirmesiyle bilinçli bir şekilde bu termal suyu kullanıyorlar. Nevşehir'in Güzide ilçelerinden olan Kozaklı'da gezintimiz devam ediyor. Kemal Bey, Kozaklı'ya gelen bir vatandaş, yerli yabancı bir turist hiç kuşkusuz ki rahatlamak isteyecek. Şöyle termal havuza kendini bırakıp spa merkezinde de rahat bir masaj yaptırmak isteyecek. Kozaklı spalarının özelliklerini sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Şimdiki buraya gelen yerli ve yabancı turistlerimiz genellikle buraya kas ağrılarını, eklem ağrılarını, daha çok cilt rahatsızlığı için termal suyu kullanmak için geliyorlar. Termal suyun yanında da burada çamur banyomuz, ozon terapimiz, masajlarımız, hacama sülük tedavi uygulamalarımıza kadar birçok çeşit olanaklar var. Müşterilerimiz, misafirlerimiz buraya geldiklerimizde hem termal suyun faydalarını hem termal suda burayı kombine ederek kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hamamda kese, köpük hizmetleri, buhar odaları, saunalar, buraya geldiklerinde işte masajlar, cilt bakımları, ozon terapiler, çamur banyoları, birçok olanak var. Zayıflama üniteleri. Yani geldiklerinde misafirlerimizin olanaklarını, isteklerini karşılayacak her şey burada mevcut efendim. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta şifalı sularıyla dünyanın dört bir yanına şifa dağıtan Nevşehir'in Kozaklı ilçesinden seslendi. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.